Arkadaşlar hepinize merhaba. Son dönemde çok konuşulan Egea Cross'la beraberiz. Ve yine merak edilen bir motorla 1.0 Turbo Firefly ateş böceğiyle beraberiz. Şimdi bir fiyatı hiç sevmeyen taraf var. Bir fiyata yakın olan taraf var. Bir satın alan taraf var. Biz böyle hepsini bugün harmanlayacağız. Detaylı bir şekilde Egea Cross'u inceleyeceğiz. Ben önceki Egea testlerimde de düşüncelerimi zaten çok net olarak paylaşmıştım. Bu Egea Cross'ta ise üzerine daha da koymuşlar, daha da geliştirmişler. Bence tip olarak da zaten trendler artık SUV trendi. Böyle otomobile profilden baktığınız zaman normal Egea'dan zaten daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Biraz daha şişik bir yapısı var. Tabii çok güzel süslemeleri de var. Bu tabii lansman dönemine özel yanda kapı stikeri, işte tavan rayları, bagajında bölmesi falan var, onları göreceğiz. Hoş duruyor. Tabii SUV deyince bu dodikler olmadan olmaz. Bu dodikler de güzel bir hava veriyor. Böyle aslında şey havası var. Focus Active havası var. Böyle çok yüksek de değil, ya da V40 Cross Country. Mesela o da böyle çok yüksek değildir ama dodikleriyle, biraz böyle yüksekliğiyle bunun gibi hafif araziye de gidebilirsin. Çok böyle altını vurmaz ki. Alt kaplaması falan da var. Krom satin, burada kaplamalar, tavan rayı, önde yine gri böyle kromumsu bir ızgarası var. Bence güzel, yenilikçi duruyor. Yeniliklerden bir tanesi LED farlarımız. Aydınlatması gayet güzel. Hüzmesi, uzun yoldaki verdiği güven bence güzel. Ya bu sınıfta bir otomobil için, uygun fiyatlı bir otomobil için sundukları gerçekten fazla. Burada yeni logomuz. Böyle büyük büyük Fiat logosu. Eski ilk logolara da gönderme var tabii burada. Yenilikçi bir hava katıyor. Çok güzel mi, çirkin mi? Böyle çok güzel değil. Ama sonuçta markanın o güçlü tarihini ben baktım mı burada, hani hem eskiyi görüyorum hem yeniyi görüyorum. Zaten onu da amaçlamışlar burada koyarak. Bence güzel bir adım olmuş. Sonra geliştirilebilir. Şöyle yandan doğru arkaya geçelim. Bu arada arkadaki logo normal bildiğimiz logo. Arka tarafa geldiğimiz zaman hafif koyultulmuş stop lambalarımız var. Egea Cross yazısı. Güzel, derli toplu duruyor. Geri görüş kameramız var. Bu launch paket, launch donanım. Güzel de bir geri görüş kamerası. Asıl olay içeride zaten. Burada 440 litre hacminde bir bagajımız var. Sınıf standartlarında devasa değil ama gayet işinizi görür. Dedim ya, bu ilk alanlara özel bunu hediye etmişler, bagaj bölmesi. Steplemiz yok, tamir kiti var. Hemen burada bir kompresörü mevcut. O da hem yerden kazanç hem ağırlıktan kazanç. Hepsi bir arada. 12 voltumuz var, ışığımız var. Koltuklarımız yatabiliyor. Arka taraftaki süspansiyon sistemimiz torsiyon. Bildiğimiz bir orada bir yenilik yok ama tabii yayla falan daha yükseltilmiş. Tabii ki ön takım parçalarında da bir takım değişiklikler bulunuyor yükseltmek için. Sırf yayla değil. Hemen arkasına geçelim. Şöyle arkasına geçelim. Koltuk bana göre ayarlı arkadaşlar. Boyum 1.76. Burada normal bir diz mesafesi. B segmenti standartları artık. Hani B SUV olarak düşündüğümüz zaman. Ama güzel bir özellik. Kol dayaması var. Kona'da var. T-Roc'ta var mıydı? Onda var. Benim Puma'da yok kol dayama. Bunda da olması bence çok hoş. Mesela güzel de bir uyarısı var. Kafalıklarınızı boyunuza göre ayarlayın diye. Hoş bir detay. Önemli bir detay. USB'si var. Tek bir havalandırması yok arkada. Güzel olurdu olsa. Çok az bir şaft tüneli var. Şu an mesela 3. kişi oturabilir. ISOFIX bağlantılarımız mevcut burada. Hemen elime geliyor. Koltuk kumaşları hoşuma gitti. Modern olmuş. İç mekanına uyumlu. Böyle siyah kot kumaşı gibi. Arkada da bir ışığı var. Bu da gayet güzel. Keşke şu ışık biraz daha LED falan yapsalar, güzel olurmuş. Bir de bu otomobile gerçekten yakıştıracağım bir özellik ama tabii fiyat artacak. Bir panoramik sunroof olsa bir anda çehresi değişir otomobilin. Ki zaten sürücü mahallinde hayli değişmiş. İstiyorsanız hemen oraya bakalım. Sunroofu yok ama tabii ferah olsun diye açık tavan döşemesi kullanılmış. Hemen ilk eleştirimi söylüyorum. Şöyle bir gözlüklü de olsaydı iyiydi bak. Şimdi elim... Hemen ilk eleştirim, kapı içi döşemesi eski modelle aynı. Arabanın gerçekten yenilikleri mevcut. Hoşuma giden çok detayı var. Burada bir değişiklik yapsalardı güzel olurdu. Yani daha yeni bir iç mekana girmiş gibi olurdun. Ha, kötü mü? Değil ama ya bu doku böyle şey, patates baskı yaparsın ya şuranla. El izi gibi duruyor böyle. Hani biraz açıkçası çok gördük bunu. Belki makyajla ya da bir sonraki modellerde yenilenebilir. Yenilenmeye ihtiyacı var, öyle söyleyeyim. Diğer bir eleştirim, benim taraf tek tıkla açılıp kapanıyor. Yolcu tarafı tek tıkla açılabiliyor. Şoför hariç diğerleri tek hamleyle otomatik kapanmıyor. Çok büyük bir eksi değil ama olsa ya insan bir güzel oluyor böyle tek tıkla.
cam açarken. İkinci eleştirimi söyleyeyim mi? Bütün ya yani gerçekten şu ikisi olsaydı çok güzel olacaktı. Şu tuşların basma hissi. Bak böyle vicik vicik yapıyor bak. Basma hissi daha böyle klik klik olsaydı daha uğraşılmış bir hava verecekti burada. Çünkü şu ekrana baktığım zaman 5 gündür kullanıyorum. Gerçekten bir eksisi yok bence. Var mı Batuhan? Bir eksisini 5 gündür kullanıyoruz. Ya gerçekten kablosuz Android Auto Apple CarPlay'i var. Dokunmatiği çok güzel çalışıyor. Android Auto'muz çalışıyor. Dokunmatik güzel. Kendi profillerini oluşturabiliyorsun. Bak otopark.com nasıl? Yeni ekle. Batuhan kalkın yapayım mı? Oluşturduğun. Sana da abart yapayım. Abart da çok iyi ama. Severiz. Varsayılını kullan. Bu profillerle beraber tabii işte radyo kanalların, bir takım klima ayarların onlar bunlar o profile hafızaya alınıyor. Çözünürlük falan çok iyi yani şu abartın, şu kasklı şeyin falan. Bak bu ben. Egea ile gaz. Bu şey Bursa Rallisi. Çok güzel bir ekran. Çok geliştirilebilir de devamı da gelsin. Hoşuma gitti. Tabii burada bir ses tuşu arıyorsun. İki yere konumlandırılmış ses tuşu. Bir benim kullanmaya alıştığım şekilde direksiyon arkasında. İki hemen orta konsolda çok güzel. Yani kullanırken mute tuşu da var. Sesi de kesebiliyorsun. Güzel düşünülmüş. Yani yeri de iyi. Gerçekten güzel düşünülmüş. Kablosuz şarjı var. Tık koyuyorsun. Koltuk ısıtmalarımız var. Hemen ısınıyor. City modunu zaten biliyorsunuz. Direksiyon elektrikli destekli. Gayet hafifliyor. Kilidimiz, dörtlülerimiz. Burada böyle bir piyano siyahı ama bu piyano siyahı yerine başka bir böyle gri dışarıdaki gibi krom setin ya da şunun gibi bir şey de olabilirdi aslında. Geri görüş kamerası Peugeot'lar gibi. Çok net değil ama iş görüyor. Var mı var yani. Önemli bir donanım. Güzel bir donanım. Manuel vites ama konumu, geçişleri zaten yolda bahsedeceğim. Çok güzel. Bence Egea yarış otomobilinin katkısı burada olmuştur. Öyle söyleyeyim. Çok güzel konumu falan. Mesela malzemeler ve fitting yani birleşimlerde de bence gelişme var. Bak böyle çıtır çutur falan yapmıyor hiçbir yer. Şimdi böyle kurcalıyorum. 2-4-5 gündür kullanıyorum. Herhangi bir trim sesi bir şey yok yani. İçinde özellikle çok vakit harcadım. Kol dayaması çok güzel. Yani gayet rahat bir araba. Ya bunun vagonu, ben bir hafta bunun vagonunu kullandım. Station vagonunu. Bayıla bayıla kullandım yani. Hatta bizim Sedat bile şimdi almayı düşünüyor. Ya düşün nelere binen adam. Abi çok kullanışlı ve Egea vagon, Station vagon çok güzel duruyor. Çanta nasıl da 18. Tabii 18 doğru 18. Tabii. Style Plus mı öyle bir şeydi? Sport Plus mı? Direksiyon derimiz bence değişmiş. Çünkü hissiyatı güzel yumuş yumuş. Şurada da böyle bir yumuşak tarafı var. Kadranlara gelince hemen devir ve yakıt göstergemiz köşelere ayrılmış ama dijital olarak da devam ediyor. Bunu Opel de yapıyor. Biraz Opel'e benzettim o konuda. Adaptif hız sabitlememiz var. Bir sürü güvenlik işte çapraz güvenlik, çarpışma, güvenlik donanımları gayet güzel. Aslında bu şekilde de bir çarpışma testine soksalar acaba ne alacak merak ediyorum. Perde hava yastıkları var, yolcu hava yastığı var. Adaptif hız sabitlerinin ekranı var. Lastik basıncı, radyatör sıvı sıcaklığı, yağ sıcaklığı, şarj cihazı ve servis göstergemiz var. Android Auto'ya bağlı olduğu için medya göstergesi, mesajlar ve ayarlar ekranı. Gayet anlaşılabilir, kullanımı kolay, bilgilendirici bir ekran. Normal hali de gayet güzel. Belki ileride makyajla mod falan da eklenir. Spor mod, konfor mod falan. Yani ekranda değişebilir. Hoş olmuş. Bir de tabii ekrandan bahsetmişken ses sisteminden de bahsedeyim. Orası da eksi yönlerinden bir tanesi. Pek öyle dolu dolu bir ses sistemi yok. Şey ister, güzel bir hoparlör takımı ister ama göstereyim. Biraz cılız. Orada baslar tizler biraz karışıyor. Ama güzel komponentlerle bir kapı yalıtımı mis gibi olur valla. Bir de tabii ki yola çıkmadan önce motorunu da size göstermek istiyorum. Sonra hep beraber yola çıkalım. 1 litre Firefly ateş böceğimiz. Polonya'da üretiliyor. Bu motorla beraber 1.3 Multijet 0.9 Twin Air de Polonya'da üretiliyor. Bayağı yatırım yaptılar oraya. Ödüllü de bir motor. Düşük hacime bayağı Fiat FCR grubu yatırım yapıyor ve kafa yoruyorlar. Burada da hem emisyonları karşılayan hem düşük hacimli yakıt ekonomisi iyi olduğunu savunan bir motor. Çok hafif bir motor. Yaklaşık 93-100 kilogram arası bir ağırlığı var. Tamamen alüminyum. Termal verimliliği arttırılmış ve 999 cc 3 silindirli. Her silindire 333 cc düşüyor ve mühendisler bunun
en ideal yanmanın, en ideal karışımının hani bu CC'de olduğunu öngörmüşler. Çok da tabii hesaplamaları, detayları vardı benim araştırdığımda da şimdi anlatacak kadar hatırlamıyorum. Bu motorlar tabii geleceğin hibritleri, geleceğin elektriklerin böyle karmalarını göreceğiz. Burada belki ileride hibrit bir motorla desteklenecek gibi gibi bir sürü çalışmaları var FCA grubunun. Sesi de hiç fena değil, bak dinleteyim size. Yani devir de çeviriyor, 6500'lerde kesiciye giriyor. Bak şimdi sesi Firefly ya, ateş böceği. Oo be. Evet, daha fazla beklemeden yola çıkalım. Yol tutuşuna, yalıtımına, konforuna, her şeye bakalım. Yolda görüşürüz. Neyle başlayalım? Bir 0-100'le. Kazık fren yapmadım ama hemen sert frende hem düzgün durdu hem de dörtlülerini yaktı. Güvenlik donanımları Egea Cross'ta bayağı arttırılmış. Onlardan başlayalım istiyorsanız. Şeritte tutma asistanımız var. Hemen bak şöyle. Hop, bayağı efektif çalışıyor. Hop. Ya, adaptif hız sabitlememiz var ve güzel bir özellik, vites değiştirdiğinizde de devam ediyor. Kesilmiyor. Yani akıcı şekilde adaptifi kullanabiliyorsun. Mesela şu an 4'teyim galiba. 3'e attım. Bak hala adaptifle devam edebiliyorum. Mesela 2'ye attım. Hala şu an kaçta adaptif? 68. Hızlanıyor 68'e. 3'e attım. Yani kullanılabilirliği güzel bir adaptif hız sabitleme. Normal hız sabitlemesi de var. O biraz karışabiliyor burada. Ya hangisiydi falan diye. Adaptif aşağı konumlandırılmış, açma kapaması. Kökledim. 4. vites. Aldı. Hani bayılmadı en azından. Öyle söyleyeyim. 3000'de bir. Gidiyor. Çapraz trafik uyarısı mevcut ki bu gerçekten faydalı. Levha tanıma sistemi var. Otomatik acil durum freni var. Kör nokta sistemi var. Gayet güzel çalışıyor. Onunla ilgili de bir anımı anlatayım. Kör nokta yanıyor turuncu olarak. Ama baktım bir şey gözükmüyor. Allah Allah falan dedim. Şöyle bir baktım. Motosiklet varmış. Dedim tamam. Güzel kalibre edilmiş. Güzel çalışıyor. Kadran biraz böyle tık 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 tık. Çok akıcı bir dijital kadran değil. Bir de devir saati de şey. O 500 devirlik aralığı tam bilemiyorsun. Yalıtıma gelmişken 90'la bir ölçüm yapalım. 62,5-63 desibellerde. Sabit gittiğiniz zaman da 66,5 desibel ortalama gibi düşünebiliriz. Bu sonuçta B segmenti uygun fiyatlı bir SUV. Yani bu segmentte zaten yalıtım çok fazla yok. Egea Cross'ta da çok fazla bir yalıtım olduğunu söyleyemeyiz. Sınıf standartlarında. A4 testinde, Passat'ta, Superb'te, S60'ta desibel ölçümlerini bulabilirsiniz. Aynı yola geldiğim zaman yapmaya çalışıyorum. Çünkü en azından yol şartı aynı olsun. Çünkü her yerde farklı farklı sonuç verebilir. Parametreleri biraz daha keskinleştirmeye çalışıyorum. En azından yol açısından aynı yol olsun. Asfalt aynı olsun. Çünkü her şey değişebiliyor. Rüzgarlı olduğunda bile ölçüm değişebiliyor. Bu sonuçta fikir vermesi açısından bir ölçüm.
Gelelim süspansiyon konforuna. Bak şu anda bozuk yerlerden geçiyoruz. Otomobilin yüksek yapısıyla beraber engebeleri çok güzel aşıyor. Dalgalanmalar da güzel. Ama süspansiyon çalışma gürültüsünü duyuyorsun. Böyle lakır lukur. Böyle bir engebeden geçince tatatatatak lakır lukur. O süspansiyon sesi geliyor. Bir de bu otomobil çok enteresan. Şurayı bir döneyim. Doluyken, yüklüyken daha kararlı hissettirdi bana. Yani daha konforlu hissettirdi. Mesela boş olduğu zaman frekansı yüksek engebelerde biraz daha böyle bup 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 yapıyorken, yüklüyken, çünkü 5 kişi de kullandık, o zaman daha engebelerden daha kararlı, daha güzel geçti. Hani pick-up'larda da öyledir ya, doluyken daha kararlıdır, güzeldir. Biraz o hissi uyandırdı bana. Bu tabii konfor odaklı bir süspansiyon. Sonuçta yerden yüksek bir SUV'cuk diyelim. Ben bu klasmana SUV'cuk diyorum ya. SUV bir otomobil. Tabii ki virajdan viraja atma otomobili değil. Ama virajdan viraja attığınız zaman da yüklüyorsunuz amortisörü ve güzel çalışmaya başlıyor. Hemen şöyle birkaç virajda göstereyim size. Mesela burada. Kış lastiklerimiz var bu arada. Bak, engebeli bir yer. Bozmadı kendini araba. Saçmalamadı. Sesi duyuyorsun. Kış lastiklerimiz var. Hava 15 derece. Çok güzel engebelerden geçiyor. Kaydığı zaman da çok kafadan değil de böyle nötr kayma eğiliminde. Şu an kış lastiği de var. Biraz daha kayabiliyor çünkü. Bak şimdi. Hani dört teker kayma eğiliminde gibi. Çok böyle tedirgin etmiyor. Hani çok da güçlü olmadığı için kafadan zaten, bak böyle arkası da takip ediyor. Yani tedirgin etmeyen hoş bir sürüşü var. Şu an 160'la gidiyorum. Rüzgar sesi belirgin. Yani 1 litre motorda işte biraz yokuş aşağı 180-190'ları gördü. 200'ü gördü. Sert frende hemen dörtlüler yandı. Şu an ESP müdahale ediyor. Gaz vermeme imkan tanımıyor. Direksiyon hissiyatı tabii pek yok. Ama zaten city modu falan da var. Şu an kapalı ama çok rahat. Kullanımı rahat bir direksiyon. Ama öyle dönüyor yani. ESP gücü izin vermiyor. Vermesine tam anlamıyla yere. Şu an 4. vites, tam gazdayım. Dik bir rampa, 138 ile tırmanıyor. Yavaşlamıyor, hızlanmıyor da. Biraz geçince hızlanmaya başladı. Hani tabii bu motorlar yüksek hacimli motorlar olmadığı için tabii ki tepesine binince yürüyor. Hani beklemeyin 2000 devirde araba full dolu çeksin. Biraz vites küçülteceksin, oynayacaksın. Ben karakterini sevdim. Yani oynayabiliyorsun arabayla. ESP tabi izin vermiyor ama hani viraja soktuğun zaman gövdeyle beraber dönüyor. Hemen ESP devreye giriyor tabi. Gördün mü? Gelelim bu arabada en sevdiğim şeylerden bir ikincisine. Vitesler. Arkadaşlar, bir önceki Egea ile hiç alakası yok. Viteslerin seçimi, yerleri, geçişi çok güzel. Hiç karıştırmıyorsun. 2, 3, 4, yani 5 oranlı bu arada. 6. oran yok. 5. viteste 2000 devirde 90 yapıyor. Stop ettirmiyor size. Stop edecek gibi olursa ara gaz veriyor falan. Yokuş kalkış desteği var.
gayet güzel yokuşta kaldırabiliyorsun. Hiç karıştırmadan da 3, 4, 5. Bak engebeli bir yer. Gayet güzel bertaraf ediyor. Yani yüke binince daha güzel çalışan bir süspansiyonu var. Frenler de bak bu gazlamalara rağmen hala dolu dolu bir fren pedalım var ayağımın altında. ESP sadece burada çekişi kapatıyor. Stabiliteyi kapatmıyor. Bak ikiye ne güzel geçiyor. Motor da hevesli yani 6500 çeviriyor. Ne kadar yakıyor diyeceksiniz. Yakış için çok net verilerim var. 83 kilometre. Şehir içi artı biraz otoyol. Karışık kullanım 6.9 yaktım. 40 kilometre ondan sonra bir daha kullandım. Bu sefer ortalama hızım 37 kilometreydi. Bunda da yine 6.9 yaktım. Şehir dışı 5. vites 90'la gidersen, hatta şöyle anlık yakıtı da açayım size. Şu an bu gazlamalı kullanımım 10.5 yakmış mesela. 50 litre bir deposu var. Menzil gayet iyi. İlk doldurduğumda böyle 680-700 kilometre menzil veriyordu. Yani sakin kullandığınız zaman böyle 90 sabit, 5 litreler, 5.5'larla 90-100 arası çok rahat yakarsınız bu otomobilde. İnsan 1 litre 100 beygir diye daha az yakmasını bekliyor tabii ama gerçek hayatta o kadar olmuyor. Otomobilin ağırlığı da 1260 kilo. Bu ağırlıkla bu motor başa çıkabiliyor. 190 torku var. Biraz tabii devirli kullanacaksın. Tepelerde kullanacaksın ama turbo olduğu için çok da tepede kullanmayacaksın tabii de. Yani çoğu insana bence yeterli olacak. Sonuca gelecek olursak Egea Cross gerçekten üzerine konulmuş, çalışılmış bir otomobil. Trendler takip edilmiş. Günümüzün tüm gereklilikleri konulmuş. İşte kablosuz şarjlar, kablosuz Android otolar, şerit takip, adaptif hız sabitleme, kararan dikiz ayna gibi gerçekten teknolojik olarak hayli dolu. Bununla beraber fiyata baktığınız zaman bu 1.0 Firefly 100 beygirlik turbo launch donanım 204.000 lira. Bu üzerindeki opsiyonlarla plus paket, güvenlik paketi ve metalik renkle beraber bu otomobil 222 bin lira. Genel piyasaya baktığınız zaman ve bu otomobilin sunduklarına baktığınız zaman fiyat gerçekten iyi. Bunun tabii daha düşük versiyonlarını da alabiliyorsun. Bu kadar donanımlı ben almayayım istersen bas paket 1.4 atmosferik motorlu olan 156 bin liradan başlıyor lansman dönemi için. 156 bin lira bu piyasada iyi bir rakam. Gerçekten alınacak bir rakam. Ben bu arabanın satacağını da düşünüyorum. Hele ileride bir de otomatiği gelirse, ki bence gelecek, panoramik sunroof yaparlarsa satış rekorları kırabilir gerçekten. Bence siz de bir bakın, test edin. Anlattıklarıma göre de bir inceleyin. Gerçekten hiç fena değil Egea Cross. Bu paraya tercih edilir. Bu videomuzdan böyleydi. Daha fazla merak ettiğiniz, atladığımız bir şey varsa lütfen yoruma da aşağı lütfen yazın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.